Ana şahinimi avcumu Ana şahinimi avcumu vurdu. Kaç senedir kanadını açmıyor. Kaç senedir kanadını açmıyor. Yoksa dört duvarın içimi yurdu. Yoksa dört duvarın içimi yurdu. Niye de kalkıp ufuklarda uçmuyor? Niye kalkıp ufuklarda Yığılmış dertleri devası yok mu? Yığılmış dertleri devası yok mu? Gidip de konacak yuvası yok mu? Söyle hürriyeti havası yok. Söyle hürriyeti havası yok mu? Bu uğursuz günler neden geçmiyor? Bu uğursuz günler neden geçmiyor? Evet, can dostlarımız. Yeri göğü yaratan Cenab-ı Allah'ın selamı bereketi üzeriniz olsun. Haneniz bereketli olsun. Hanemize hoş geldiniz. Bizler de hanenizde hoş bulduk efendim. Bir dönemin psikolojik tahlilini anlatan bir eserle başladım. Çünkü konuğum çok değerli bir gönüldaşımız. Taş Medreseli Ülkücüler Genel Başkanı Naim Yanık. Efendim hoş geldin. Sefalar getirdin. Hoş bulduk. Getirdim. Teşekkür ederim hocam. Her şeyden önce böyle bir arada olmanın bizlere verdiği mutluluğu ama geçmişteki o günleri de böyle yad edeceğiz ya Naim Başkanım. Biraz içimde buruk. O günleri hatırlıyorum. O günlerin o günlerde yaşadıklarımızı vesaire. Biraz önceki eserinizle beraber zaten o günleri bizi yaşattınız. Tekrar işte. Gittik geldik. Hoş geldin, sefalar getirdin Naim Baba. Hemen muhabbetimize başlarken evet. Ben sevgili dostlar, Taş Medreseli Ülkücüler. Kısaca Taş Medreseli denmesinin ana sebebi bu gönüldaşlarımız vatan için, millet için, inançları için, kutsal değerlerimiz için ömürlerini o taş medreselerde geçirdiler. Bir dönem. Oralarda bu eksik kalan, yarım kalan birbiriyle hasretimizi, her şeyimize ama kültürümüze ait ne varsa tekrar gözden geçirerek bir eğitim süreci yaşandı orada. Onun için o yaşanılan yerdeki derinliği olan taş medrese kavramı kullanıldı. Sayın Başkanım, eksik olmadı değil mi? Taş medreseliler hayatının baharında cezaevlerine düşüp o zamanki binalarda taş olduğu için evet. Oraları yani hapishane demektense, mafsane demektense medreseye çevirip eğitim yuvası haline getirmemizin sebebiyle oralara taş medresesi dedik. Zaman zaman Yusufiye de denir ama genelde taş medreselerde eğitim görmüş insanlar olarak
hayata tekrar yeniden atıldık. Kendimizi evet. orada ettik. Allah aklımızın Allah. Erdiği kadar, bileğimizin erdiği kadarıyla kendimizi yetiştirmeye çalıştık ve yetiştiğimize de inanıyoruz. Çünkü evet. bir devre damgasını bulmuş insanlardır. Kim ne derse desin. Kesinlikle sevgili dostlar. Şimdi ben Naim Başkanımızdan özellikle şunu isteyeceğim. İşte o bir dönem diyelim. O dönem öyle kalmadı. Ondan sonra da devam ettirdi. Bunlar kilometre taşlarıdır. Bu davanın, okunmuş davanın kilometre taşlarıdır, işaret taşlarıdır bu gönüldaşlarımız. Hemen ülkücü kime denir diye bir tanımlama yapsan nasıl anlatırsın Baba Sultan? Allah'ın adını ve adaletini yeryüzünde hakim kılma, ülküsünü kendine şiar edinmiş, büyük Türk milletine duyulan derin sevgi, saygı, hürmettir. Şöyle bir çerçevesini çizecek olsan, çerçevesini çizmek zordur ama gönlünden geçeni şöyle bir aktarsana. Ben de arada sırada sana eşlik edeyim türkülerle. Benim yapacağım o, senin aktaracağın o. Hayatları Aynen. davaları için sebil ettiler. Tarihteki isimsiz kahramanları temsil ettiler. İnançlarına bağlı Turan illerine sevdalıydılar. Türkiye denince kalpleri bir başka çarpardı. Yüreklerinde hep vatan ve bayrak aşkı vardı. Türkiye muhabbeti, İslam'a hürmet bildiler. Gönül mimarlarının rahlesinde gerçek aşkı buldular. Her zaman ülkü denen nazlı gelinin peşinde koştular. Evet, Baba Sultan. Taş medreselilerin Yusuf Yüzlü mazlumların hayatlarının baharında Eylül'ü yaşadılar. Fırtınalı yılların toz duman ortamında bu idealist gençlerden bir kısmı şehadet güllerinin derildiği bahçelerde dünya misafirliğini tamamladılar. Delikanlı çağında Hakk'a yürüdüler, musalla taşına konup namazları kırılırken er kişi niyetine tekbir alan her kişi onların tam manasıyla er kişi olduklarını çok iyi biliyorlardı. Fıtratların ve meşreplerin gereğini yerine getirip yüce dileğe doğru yola çıktılar. Yufka yüreklerle çetin yollar aşılmaz diyerek hedefe doğru vakur adımlarla yürüdüler. Onlar en olumsuz şartlarda bile firuze sevdaları aşikar ettiler. Kimi zaman tek başlarına kaldılar ama hak bildikleri yolda yalnızlığın asaletini yaşadılar. Baş verdiler, baş eğmediler. Sokağa bir sokak altına
hayatın arasıyla. İndik Tanrı Dağı'ndan Kürşat'ın arasıyla. İndik Tanrı Dağı'ndan, ruhumuzu kandırdık Orhun'un kaynağından. Ruhumuzu kandırdık Orhun'un kaynağından. Bu kaynaktan içenin yürekleri tunç olur. Kaynaktan içenin yürekleri tunç olur. Türk efendi içenin ölümü korkunç olur. Türk efendi içenin ölümü korkunç olur. Gayesiz bir hayatın manasız bir kelimeden ne farkı vardır? Düşüncesiyle hayatlarını ilahi kelimetullah davasına adayan, kanımız aksa da zafer İslam'ın diyerek bir hilal uğruna gurub eden güneşlerdi. Hubbül vatan minel iman, vatan sevgisi imandandır diyerek buyuran iki cihan serveri mukaddes davasının kara sevdalısıydılar. Onlar vatanın ha ekmeğini yemişim, ha uğruna kurşunum diyerek vatana can, bayrağa kan veren muzdarip bahtiyarlardı. Bu aklı fikriyle Mevla bu. Öyle bir yâre bir derman bulunmaz. Ya Allah, ya Allah, 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 Allah. Ya Allah, ya Allah, 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 Allah. Kavunun derdine derman bulundum. Şu benim derdime derman bulunmaz. Ya Allah, ya Allah, 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 Allah. Ya Allah, ya Allah, 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 Allah. Cihan hakimiyeti mefkuresini cihat ruhuyla yorumlayarak Anadolu yaylasında dün olduğu gibi bugün de ayağa kalkacak bir hareketin insanlığın yeniden iman çağına ulaştıracağına ve bu göreve Türk milletinin memur edildiğine inanan bir düşüncenin temsilciliğidir. Tanrı Dağı kadar Türk, Hira Dağı kadar Müslümanız diyerek Anadolu alperenleri olarak tabutluklarda başlayıp idam sehpalarına kadar uzanan bir hayata talip oldular. Gençliklerini yaşamadan en güzel yıllarını zindanlarda, hücrelerde geçirdiler. Yusufiye denilen çinhaneyi yeni bir ruh ve aşk potansiyeli idrak edip nefis terbiyesini tamamladılar. Baş verdiler, baş eğmediler. Kimseye minnet eylemediler. Eylemediler. O zaman biz de Nesimi Baba'dan bir eser okuyalım. Olur. Hani diyor ya, haricinde açan Gonca Gül'e minnet eyleme. Onlar hayatlarını hakka göre tanzim eden, muhabbetlerinde nefretleri de Türk İslam ülküsüne göre şekillenen alperenlerdi. Sufli sevdalar onların gönüllerinde asla yer bulmadı. Basit dünyevi hesaplara ve menfaatleri için idarelerini rafa kaldırmadılar. Kalbini ve beynini hiçbir zaman midelerinin emrine vermediler. Eyvallah. Onlar şerefle kaydedilen davanın üzüntüsünü bir gün sürer, şerefsizce kazanılan makam ve mevkinin zilleti bir ömür boyu devam eder diyen koç yiğitlerdi. Eyvallah. Baş verdiler, baş eğmediler. Baş eğmediler diyor. Hani diyor ya, insanlar ilkeleriyle yaşarlar, hayatları zorlaşır ama hayatlarının bir anlamı olur.
İnsanlar ilkesiz yaşarlar, hayatları kolaylaşır ama hayatlarının hiçbir anlamı olmaz. İlkeleriyle yaşayan insanlar hiçbir zaman ama hiçbir zaman kimseye minnet eylemez. İşte biraz önce başkanımın izah etmek istediği. Bazı şeyler kazanılır ama onurunu kaybedersen kazanma imkanı bir daha ortadan kalkar. Biz onursuz yaşamadık. Her dönem onurlu yaşadık. Ülkücüyük diyerken şerefimizle, namusumuzla, göğsümüzü gere gere ülkücü olduğumuzu herkese aykırdık. Gittiğimiz her yerde de itibar gördük. Eyvallah. Elhamdülillah. Allah razı olsun. Sevgili dostlar, şimdi ta çok gerilerden almadan bir şey söyleyeyim. Hani ilk eser okudum ya, o Bir Gün Geri Döneceğiz albümündeydi. Evet. Naim Baba. Sizler Taş Medrese'deydiniz. Bizler de dışarıda. O zaman senin ilk çıktığında albümde ben Malatya Cezaevi'ndeydim. Malatya Cezaevi'ndeydim. O zaman o dönemi hani ben o zaman işte bir öğretmenlik yapıyorum. Hani şöyle bir durum var sevgili dostlar. Hani ikiz kardeş olur da birisi acı çekerse öbürü de o minval üzereyiz. Nasıl olur, ne yapabilir, ne ederiz? Ben dedim ki bu gönüldaşlarımın feryadını melodik bir yapı içerisinde nasıl aktarabilirim? Onun derdi, onun kaygısı. Sonra tayin olduğum Yıldız Elinden çok sevdiğim öğretmenlik mesleğini icra ederken tekrar Ankara'ya gelmem gerekiyordu. İstifa ettim, sonra buraya geldim. Tekrar öğretmenliğe devam ettim ama herkesin canla başla işte çalışıp da devlet memuru olmak derdi varken istifa ettim. Birçok çevre kızdı ne yaptın diye. Hocam kul kaderini yaşıyor. Eyvallah. Ötesi olmuyor yani. Aynen başkanım. Sonra işte bunları tamamlamak için Ankara'ya gelmem gerekiyordu tekrar. Çünkü biz burada yetişmiştik. Kısmet oldu. Biraz olsun sizlere işte bir yüreğinize bir şey serpelim dedik o dönemde. Bu coğrafyada, bu vatanda yaşayanların bir bedeli var yani. Bu yaşamanın bir bedelini bir şekilde birileri ödüyor. Bu ödeyenler de ülkücüler. Eyvallah. Bugün ödedik, yarın da öderiz. Yine ödeyeceğiz. Dün de ödemiştik. Bundan sonra da ödemeye devam edeceğiz. Hiçbir sıkıntı yok. Allah var, kederi yok. Tercih. Zaten bu tercih meselesi. Tabii tercih meselesi. Kimseye yani silah zoruyla ülkücü falan yapılmıyor. Sonra pişmanlık yani yok. Hem tercih yapacaksın hem öyle bir şey duyacaksın. Öyle bir şey olmaz. Biz tercihimizi yaptık, mutluyuz, razıyız. Biz tercihimizi vatandan, milletten, bayraktan, ezandan yana yaptık. Aynen. Bundan dolayı da pişman değiliz. Hiçbir ülkücüsümüz de pişman olmadı. Dedik ya kul kaderini yaşıyor. Eyvallah. Yaşamamız gereken bunlarmış. Yaşıyoruz. Yaşamaya da devam edeceğiz. Nesim Baba ne diyor? Bana yardım et. Bakayım nasıl yapacağım. Haydi bakalım. Takim üzere gözetirim rahimi. İblisin talim ettiği yola minnet eyleme. İblisin talim ettiği yola minnet eyleme. Oy Nesimi, can Nesimi, ol gani mihman ike. Yarın şefaatlerim Ahmedi Muhtar iken, cümlenin rızkını veren ol gani Settar iken, yeryüzünün halifesi hünkara minnet eyleme. Eyvallah. Eyvallah hocam. Evet. Onlar idarelerini öldürülen bir milletin önce zihnen sonra da cismen küçüleceğini biliyorlardı. Bu sebeple şahsi idarelerinin değil, milli mefkurilerinin peşinde koştular.
Onların lügatlerinde köşe dönmek, şaibeyle ihale almak, rüşvet almak, haraç almak, vebal almak yoktu. Gönül almak, dua almak, şan ve şeref almak vardı. Onların gayrimeşru edinilmiş malları, haram üzerine bina edilmemiş mülkleri, alın teri değmemiş bol sıfırlı banka hesapları yoktu ama dünya nizamını tesis etmek gibi bir ülküleri, Turan denen mukaddes mevkureleri ve Türk milletinin ufuklarının efendisi yapacak kızıl elmaları vardı. Onlar Türk milletinin muhteşem mazisini daha mükemmel bir İslam'a bağlayacak olan köprünün temellerinde kendini bedenlerini toprak yaptılar, taş yaptılar. Ulvi bir gayenin hizmetine taş toprak olarak bulunmayı en büyük şeref saydılar. Onlar Türk-İslam davası için taş oldular, gözlerde yaş oldular. Çileye kardeş oldular ama alçaklara asla yoldaş olmadılar. Eyvallah. Onların kumaşını bayrakların kumaşıyla birlikte dokunmuş, hamurları Allah'a adanan kanlı kurbanlık koçların hamuruyla yoğurmuş, sütlerini haysiyeti ve feragatın imbiğinden geçirmiş, onun için mazlun iken de, mahpus iken de, mağdur iken de hep güzel kaldılar. Eyvallah. Baş verdiler, baş eğmediler. Dünyaya adalet gelmez, sensiz aslanım. Dünyaya adalet gelmez, milleti sensiz aslanım. Devletimiz devlet olmaz, Türk milleti sensiz aslanım. Devletimiz devlet olmaz, Türk milleti sensiz aslanım. Değiliz ki biz sıradan, Türk'ü yaratmış yaralandı. Değiliz ki biz sıradan, Türk'ü yaratmış yaralandı. Haykırıyoruz buradan, Türk milleti sensiz aslanım. Haykırıyoruz buradan, Türk milleti sensiz aslanım. Türk milleti sensiz aslanım. Maziyi sahiplenip hali kucaklayarak istikbalde milletimizin mührünü vurmak isteyen yerli düşüncenin temsilcisiydiler. Batı değerlerinin taşeronluğunu hiç ama hiç soyunmadılar. Çünkü onlar Türktü. Onlar yiğitliklerinin bedellerini canlarıyla ödeyip kendi tarihlerini kanlarıyla yazan, birkaç damla gözyaşına okyanusları sığdıran, yiğit bir kere ölür, korkak bin kere diyerek ölümle dost olmuş gönül erleriydi. Onlar çelik bilekliydiler, çatal yürekliydiler, mertlik sembolüydüler, gani gönüllüleriydiler. Onlar mübarek ecdadımız Yavuz Sultan Selim Han gibi cesaret, insanı zafere kararsızlıkla tehlikeye, korkaklıkla ölüme götürür diyen ve Akıncılar çağından günümüze kalan son Türklerdi. Baş verdiler, baş eğmediler. Şimdi Sayın Başkanım, taş medreseli ülkücüler bu yurt içinde olduğu gibi Anadolu'nun dışındaki yerlerde de şu anda hayat mücadelesi veriyorlar. Bizim taş medreseli ülkücülerin ülkemiz genelinde kaç yerde temsilcileri var veyahut şu anda 25 ilde örgütlenmiş, teşkilatlanmış durumdayız. Ama Türkiye'nin bütün vilayetlerinde taş medresi arkadaşlarımız mevcut. Mevcut, evet. Tabii hayatın şartları zor. Arkadaşlarımız sıkıntıları var, dertleri var. Yani kendi geçim sıkıntıları olduğu gibi çoluğuna çocuğuna iş bulma gibi sıkıntılar da var. Elimizden geldiği kadarıyla yardımcı olmaya çalışıyoruz. Birbirimize yardım etmeye çalışıyoruz. Evet. Dertleriyle dertleniyoruz. Yapabileceğimiz şeyleri yapmaya, en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Hepsiyle itibar halindeyiz. Allah razı olsun. Sevgili dostlar, zaman zaman taş medreseli ülkücü kardeşlerimizin etkinliklerine katılıyoruz. Beraber eğleniyoruz, beraber çalıp söylüyoruz, beraber ağlıyoruz. İnanın
başlı başına bir felsefi derinliği olan, böyle bir sosyolojik derinliği olan bir hayat tarzları var. Her şeye rağmen cıvıl cıvıl, onun inandıkları davadan asla vazgeçmeyen, yine aynı şeyler olsa yine aynı tercihleri yapan bir nezih topluluk. Allah onlardan razı olsun. Yaşayanlardan Allah uzun ömürler versin. Hocam, felsefi derinliği olmasa da bütün arkadaşlarımızın gönül derinliği yetiyor. Eyvallah. Allah'ım. Yani gönülden hissediyorlar, gönülden isteyerek severek yapıyorlar bunu. Bu arada hemen bir şey diyeceğim. Yani vatan başka, millet sevgisi başka bir şey yani. Bu eyvallah, birisine bakkaldan alıp cebine koyacağın bir şey değil. Bir şey yani değil. Bu yüreğinde olacak, bu beyninde olacak, bu kanında olacak, bu sütünde olacak. Olmayınca mayasında olmaz. Olacak. Mayasında diyorsun, olacak. Babası. Olmazsa olmaz yani. Eyvallah, Allah razı olsun. Çünkü cefa çok fazla. Evet. Sefası yok bu işin yani. Ama şunu da biliyorum, ha, bir dikili ağacımız yok demeyeceğiz. Sizin, dikili ağacımız sizin var. Allah razı olsun. Dikili ağacınız var. Liderimiz Devlet Bahçeli Bey'den. Evet. Hızlıcahamam'da Şehitler Anıtı'nın hemen yanındaki arazi 27 Mayıs'ta her zaman Ülkü Şehitleri ve Taş Medreseliler Hatıra Ormanı olarak orayı tanzim ettiler. İnşallah Türk Devleti var olduğu müddetçe Hızlıcahamam'da ayakta duracak. Hızlıcahamam'da her arkadaşımızın o Hatıra Ormanı'nda, Taş Medreseliler Hatıra Ormanı'nda her arkadaşımızın bir ağacı olacak. Dikmeye devam ediyoruz. Ben zaten şunu görüyorum. Bir ağacımız var, dikili bir ağacımız var. Yani. O yönde, o yönden liderimizden Allah razı olsun orayı çok güzel Allah düşündü. Allah uzun ömürler versin. Amin. Liderimize o noktada çok önemli bir husus. Daha demeyeceksiniz yani bir dikili ağacımız yok demeyin. Yok, dikili ağacımız var. Var. Yani dikili ağacımız var. Allah razı olsun. Dikilmeye de devam ediyor. Eyvallah. Alan da büyük bir alan. İsimlerini unuttuklarımız, aklımıza gelmeyenler yani bize ulaşırlarsa ağaçlarını dikeriz, dikmeye de devam ediyoruz. Orada herkesin bir ağacı var. Torununa, çoluğuna, çocuğuna bırakabileceği en önemli ağacının altında isminin yazılı bir ağacı var yani. Eyvallah. Allah liderimizden razı olsun. Evet. Başımızdan eksik etmesin. Buyur. Onun sayesinde bir ağacımız oldu. Ya. Onlar urganlı şafaklarda nurlu basamaklara mütebessim bakışlarla yol bulup ahirete gülümseyip giderken bizleri ağlatan, ruhlarındaki sükuneti yüzlerine yansıtan, hayatlarını hesap günü kazanç çıkmak için tanzim eden, dünyevi kazanç ve kayıpları önemsemeyen, Cenab-ı Hakk'ın ve kainatın solmayan gülünün sevdasıyla son yolculuklarına bir gül bahçesine girercesine çıkan yiğitlik abidesiydiler. Evet. Sistemin bekçiliğini yapmadılar. Davalarının gereğini ifa ettiler. Birileri onların adına ihale almış olsalar bile onlar sistemin sistemsizliğini sorguladılar. Zulmün kendilerine, zulmün düzenine karşı kavga verdiler. Bu düzen batmaz ise bu vatan batacaktır. Kavgamız vurguncu düzenedir dedikleri için beşeri doktrinlerini aşıp ilahi kelimatullah için nizam-ı alem ülküsünü savundukları için, sistemin hakimlerinin hadimleri olmadıkları için, çizmeyi aşıp çok oldukları için mimlendiler, zulme uğradılar, haklarında idam kararı verildi. Baş verdiler, baş eğmediler. Baş eğmediler. Eyvallah, Allah razı olsun. Şimdi sevgili dostlar, küçük bir aramız var. Muhabbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz.
şehir yoluna kularısın. Söküp attı canıma yaradanı, merhamet et kuluna yazık oldu. Yazık şu genç ömrüme, bilmem şu fermeyin bana cevri. Yazık oldu, yazık şu genç ömrüme, bilmem şu fermeyin bana. Mevcut sistemin alternatifi olacak gölgesiz ve lekesiz bir adalet nizamını savunurken köhnemiş bir düzene çeki düzen vermenin ya da düzenin bir parçası olmanın düzenbazlık olduğunu çok iyi bilecek, çok iyi bilecek feraset ve basiret sahibidirler. Bu sebeple egemen iradenin tehdit sıralamasını her zaman tehlikeli sayılırlar. Onlar aynı yağmurluğa ıslandığımız, aynı sevgiden beslendiğimiz, aynı duyguyla seslendiğimiz, aynı maziye yaslandığımız, aynı karda kışta, soğukta şehit omuzladığımız, aynı acılar ve sevinçleri paylaştığımız, gençliğini yaşamadan ihtiyar olan ama sistemin adamı olmayan, inandığı gibi yaşamayı, feragat için, refah içinde yaşamaya tercih eden, çileyle, işkenceyle, zulümle, kanla, canla, zindanda imtihana çekilen, bile bile aldanan, kaybettiğinde bile aldandığına yanmayan, hesabı gülümseyerek imzalayan, kimi zaman yatağına kırgın, akan ya da akıtılan, aldatıldığı ve kullandığı, anladığı için yaralı ve mukber olan ama anında namus lekesi taşımayan dava adamlarıydı. Baş verdiler, baş eğmediler. Inside.
sana muhabbet duydum. Du yarı, du yarı, du yarı, du. Ülkücüler, yüreğimizin en mütena köşelerine oturduğumuz, bazen tarifsiz bir heyecan içinde, bazen ah ederek, bazen de kalbimizin derin bir hüzün çökerek yad ettiğimiz, dokunaklı hatıraları gönlümüze dokudukça ağlamaklı olduğumuz anılarımızın, gençlik yıllarımızın, uykusuz gecelerin, fikir çilemizin, kutsi ideallerimizin, en güzel hayallerimizin ortağı olan dünyevi gayelerden azade, feragat ve fedakarlıkta zirve tutmuş, bencilliğe, ihtirasa, şöhrete ve servete meyletmeyen mahzun ve mağdur bir nesildi. Onların imanından, vatanseverliğinden, dürüstlüğünden, samimiyetinden hiç kimsenin şüphesi yoktu. Bir ekmeği bölüşen, bir battaniyeyi, bir endişeyi, bir ümidi paylaşan, ölümle hayat arasındaki ince çizgide hayatla ve ya ölümle cilveleşen yiğitlerdi. Baş verdiler, baş eğmediler. Allah'tan başkasına minnet etmediler. Eylül'deki hüznü, çileyi, yalnızlığı
ve ihaneti yaşadılar. Fakat inançları ve ideallerini katiyen inkar etmediler. Onlar beşeri ihtirasları ve dünyevi menfaatleri için başkalaşım geçirmediler. Eyvallah. Hep dik durdular, dik yaşadılar. Baş verdiler, baş eğmediler. Eyvallah. Allah bu dava için mücadele veren, emek harcayan herkesten binlerce kere razı olsun. Ölen arkadaşlarımıza, rahmeti rahmana kavuşan şehitlerimize Allah'tan rahmet, kalanlara sağlık sıhhat diliyoruz. Başvurumuza rahmet etsin. Mekanı cennet olsun. Türk dünyasının lideri, bilge liderimiz Devlet Bey'e Allah uzun ömürler versin. Başımızdan eksik etmesin. Allah razı olsun başkanım. Mücadeleye devam edeceğiz. Aynı şekilde. Yıkılmak, yılmak yok. Kesinlikle. Şimdi zamana kadar. Zaman zaman böyle bölgelerde bir araya geliyorsunuz. Ben birkaçına denk gelmiştim zaten. Çok şey oluyor böyle, nasıl diyeyim. Hem neşeli anlar yaşıyorsun, hem hüzünlü anlar da yaşıyorsun. 30 senede, 40 senede birbirini... Yakın zamanda ne de var? Yakın zamanda var mı bir? Amasya'da yaptık. Karadeniz bölgesini ve İç Anadolu'yu Amasya'da topladık. Mehmet Sarı Bey'in şeyiyle, nezaretiyle, onun katkılarıyla çok güzel oldu. Bir 200-250 arkadaş bir araya geldik. Geçmişi yad ettik. Geleceğe olan planlarımızı, programlarımızı 3 aşağı 5 yukarı görüştük. Güzel oldu. Hasret giderildi. Herkes görmeyenler gördü. Mutlu bir şekilde ayrıldık. Yani sana Antep'te yaptık. Antep'teki arkadaşları topladık. Adana'da yaptık tekrar. Adana, evet. Ve ne diyorsun o bölgeye? Çukurova'yı bir araya getirdik. İnşallah yakın zamanda Ege bölgesini, Manisa'da toplayacağız arkadaşlarımızı. Çok güzel. Antalya, Uşak. Uşak, işte İzmir, Kütahya, Afyon, Aydın, Muğla. O bölgede. O bölgeyi de orada toplayacağız. Arkadaşlarla bir hasret gidireceğiz. Allah nasip ederse. Bu şekilde faaliyetlere devam ediyoruz. Elimizden geldiği kadar bir oyumuzu iki yapabilir miyiz? Küsen arkadaşlarımızın, darılan arkadaşlarımızın gönlünü alabilir miyiz? Küslükte, darlıkta şey yok da yani insanlar birbirleriyle görüşmeye, tabii bir araya gelmeye, bazı konuşamadıkları şeyleri böyle küskünlük mi diyelim, yani şey, ne derler ona? Biraz serzenişte. Serzenişte bulunuyorlar hepsi bu işte. O da normal insanın işte. Haleti ruhiyesinde var. Doğru, tabii herkesin yani. Bir sıkıntısı var. Kendisine göre bir ton derdi var. Hasta olan arkadaşlarımız var. Yoksul olan arkadaşlarımız var. Ekmeğe muhtaç olan arkadaşlarımız var. Evet. Durumu çok iyi olan arkadaşlarımız da var. Tabii bunları bir araya getirip bir potada eritip aynı hedefe tekrar nasıl koştururuz. Onun İnşallah. Sıkıntısındayız. İnşallah arkadaşlarımızın hepsi inançlı ve itikatlı insanlar. Onlardan hiçbir şüphemiz yok. Zaten yeni nesile nasıl bir şeyler bırakabiliriz? Bir örnek olarak yaptıklarımızı, ettiklerimizi bir örnek alırlar mı bizi? Bizden bir şeyler kaparlar mı? Onun derdindeyiz. İnşallah bir şeyler vermeye çalışıyoruz. Naim Başkan, ben zaten özellikle şunu isteyecektim. Sizlerin yaşadıkları şeyler öyle kolay kolay şurada kitaplarda, buralarda okunarak elde edilen bilgiler olmaz. Tecrübeye dayanan birçok şeyler yaşadınız. Bunları bizden sonraki nesillere aktarıp onların bu geçmişteki yaşananları bilip o neler yaşandı, neler oldu, bu dava öyle bugünlere güllük gülistanlık bir şekilde gelmedi. Onun için işte hani hem diyeceksiniz ki Allah rızası için, sonra ben şu makamı beğenmedim, ben şurayı beğenmedim, sonra işte yol arkadaşını bırakıp gidecek, davasını terk edip gidecek. Ya vallahi biz ülkücü olurken bize kimse silah çekip ille de ülkücü olacaksınız, ülkücü olmazsanız sizi öldürürüz, sizi keseriz falan demezler. Biz kendi gönlümüzde, kendi arzumuzda, kendi isteklerimizde, inanç ve itikatlarımızın doğrultusunda ülkücü olduk. Ülkücülüğü tercih ettik. Bundan da son derece memnunuz, mutluyuz. Çünkü imanımız,
itikatımız, inancımız bunu gerektiriyor da bunu yaşadık. Bunu yaşamaya çalışıyoruz. Bundan sonraki arkadaşlarımıza, çoluğumuza, çocuğumuza yaşatmaya çalışıyoruz. Allah razı olsun. Şimdi o iman, o itikat, o inanç bu millette mevcut. Sokakta gezen o küpeli, sevmediğimiz, concon tipli gördüğümüz insanlar, çocuklar hepsi birer cevherdir. Onların çünkü kanında var, mayasında var, sütünde var. Onlar yarın bir gün Allah başa vermesin, öyle bir günü bir daha yaşatmasın ama memleket darda zorda düştüğü zaman nice kahramanlar, nice yiğitler çıkar ve vatanına, milletine, bayrağına, ezanına sahip çıkar. Eyvallah. Bundan şüphemiz yok. Bu hamuru iyi yoğurmak lazım. İyi kanalize etmek lazım. Gönül yapmak lazım. Gönül yapmak biraz lazım. Biraz önce gönül söyledin ya Naim Başkanım, Yunus Baba'nın bir şey var, şiir var. Diyor ki Yunus Baba, çiçeklerle hoş geçin, balı incitme gönül. Bir küçük meyve için dalı incitme gönül. Doğru söylüyor işte. Bir değil mi? Elma almak için, armut almak için koskoca dalı kırmaya gerek yok. Kırmaya gerek yok. Devam ediyor diyor ki, meyve verince azma. Bak, geri alınca kızma. Tüten ocağı bozma. Külü incitme gönül. Aynen. Baba Sultan ne güzel anlattı. Tabii ya, mutlusun. Dokunur gayretine, karışma hikmetine, sahibi hürmetine, kulu incitme gönül. Allah dostları tabii bunları yazıyorlar da gayet güzel bir şekilde dile getirmişler. Bize de bırakmışlar. Yani kitabın tam ortasından konuşuyorlar. Biz nihayet insanız, beşeriz. Yanlışımız olur. Affola. Hani bir türkü söyleyelim mi? Olur. Şu karşıyayla da göç katar katar. Olur, onu da söyleriz. Sevgili ben eşlik dostlar, edeyim sana. Şimdi hani muhabbet olduğu vakit işte mesela bazen meşk ederiz. Meşk ettiğinde işte makamlar vardır, diziler vardır. Yani Naim Başkanım'ın özelliklerinden birisi Türk halk müziğinde repertuar gayet geniş. Yani her zaman birlikte çalıp söylüyoruz. Bir tanesini söyleyelim. Hadi şu karşıyayla da göç katar katar diye babası. Eşlik edeyim mi hocam sana? Eyleme beni,
eyleme beni. Çok nimetin yedim, helallaşalım. Geçti dost kervanı, eyleme beni. Allah razı olsun. Allah senden razı olsun hocam. Elimizden geldiği kadar, dilimizin döndüğü kadar sana eşlik etmeye çalıştık. Sağ olun. Derdimizi anlatmaya çalıştık. Bu dava Allah davası. Bu dava vatan davası. Bu dava millet davası. Kurban olduğum Allah bu vatanı, bu milleti hiçbir zaman için darda bırakmaz. Bırakmayacağına canı gönülden inanıyoruz. Çünkü biz İslamiyet'te tanıştığımız günden beri Allah'ın adını yeryüzüne hakim kılabilmek ülküsünden başka bir amaç gütmedik. Eyvallah. Bütün kavgalarımız, dövüşlerimiz ilahi kelimetullah için oldu. Nizam-ı alem için oldu. Bunun için biz her zaman dualı bir davayız. Liderimiz her zaman söyler, bu dava dualı dava der. Okunmuş bir harekettir. Devlet Bey, okunmuş bir harekettir. Allah'ın izniyle hiçbir şey olmaz der. Çünkü bu vatanda, bu topraklarda dururken her gün bedelini ödüyoruz. Birkaç tane şehit vererek. Evet. O dağda şu anda -10, -20, -40 derecede şu anda vatan, millet için görev yapan, namlunun ucunda gezen askerlerimize, polislerimize, jandarmamıza, korucularımıza Rabbim yar ve yardımcılar olsun. Tırnaklarına taş değmesin. Allah onları her türlü kötülüklerden, belalardan korusun diyoruz. Amin. Onların sayesinde buralarda oturup bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Evet. Yoksa onlar orada gezmezse bizim burada oturma gibi şansımız olmaz. Ozanımız öyle diyor ya, al bayrak tırana yurdun gelini, bu canı vatana adadım hani. Anne. 12 yaşında ettim yemini, bu canı Türklüğe adadım. Allah razı olsun. Yar saçına düğümlenmiş tel gibi, yıllar yılı meyve veren dal gibi, zarf üstüne mühürlenmiş pul gibi, bu canı Türklüğe adadım anne. Ötüken dağları toz duman olur, erinde gecinde koç kurban olur, bu canı Türklüğe adadım anne diyor Baba Sultan. Ben bunu bu yiğit askerlerimize göndereyim şöyle bir. Gönder abi. Allah onlardan razı olsun. Türklüğe adadım anne. Al bayrak tırana yurdun gelini, bu canı vatana adadım anne. 12 yaşında ettim yemini, bu canı vatana adadım anne. Kafkaslarda kavga başlar, kan olur. Erinde gecinde koç kurban olur. Kafkaslarda kavga başlar, kan olur. Ötüken dağları toz duman olur. Erinde gecinde koç kurban olur. Bu canı vatana adadım. Erinde gecinde koç kurban olur, bu canı vatana. Ülkücüler anlak, sevdası hak olan güzel insanlardı. Kevser akan, gül kokan kahramanlardı.
Türk dünyasının sevdalı gönüllerdi. Eylül'ün kırdığı güllerdi. Türk'ün yürek sesiydi. Türkiye'nin beşik kertmesiydi. İdealizmin son efsanesiydi. Anadolu'nun alın teriydi. Bu ülkenin kara sevdalılarıydı. Biz Eylüllerin değil, ülke ocaklarının çocuklarıyız. Eyvallah. Yiğitleri topla da gel, durduramaz hiçbir engel. Titre de kendine dön gel, Anadolu'm, Anadolu'm. Yiğitleri topla da gel, durduramaz hiçbir engel. Titre de kendine dön gel. Kerkük tüptür Kerkük asıl, Güney dağılıyor musul, Kıbrıs Türktür Türktür asıl, atılacak bir gün bugün Anadolu'm, Anadolu'm. Yiğitleri topla da gel, duramaz hiçbir engel. Titre de kendine dön gel, Anadolu'm, Anadolu'm. Yiğitleri topla da gel, durduramaz hiçbir engel. Titre de kendine dön gel, Anadolu, Anadolu. Hançerimizi yırtarcasına söylediğimiz kahramanlık türküleriyle ve mehter marşlarıyla coştuğumuz Kerkük'te Ata Hayrullah, Azerbaycan'da Şehriyar, Kırım'da Mustafa Cemiloğlu, Doğu Türkistan'da Osman Batur olduğumuz, kimi zaman Çin Sarayı'nı basan Kürşat'ta, kimi zaman Ötüdükendeki Yiğitler Yiğidi Oğuzhan'la, kimi zaman Malazgirt Meydanı'nda Alparslan'la, kimi zaman İstanbul surlarında Ulubat'ta Hasan'la, Çaldıran'da Yavuz Sultan Selim'le, Moğaç'ta Kanuni Sultan Süleyman'la, Bağdat'ta Genç Osman'la, Tuna boylarında Akıncı Beyleri'yle özdeşleştirdiğimiz ve Türk tarihinin tarihini ruhumuza yeniden yaşattığımız serden geçtiydiler. Baş verdiler. Baş eğmediler. Ülkücüler. Allah razı olsun. Ülkücüler, ülkücüler. Özellikle bir konuya daha şey yapayım. Yani bizim her şeyimiz ülke ocaklarımız. Eyvallah. Allah ocağımızın ateşini, dumanını eksik etmesin. Amin. Allah ülke ocaklarından, ülkücü gençlerden, ülke ocaklı gençlerden razı olsun. Allah razı olsun başkanım. Devletimizin, milletimizin teminatı ülke ocaklarıdır. Bunu herkes böyle bilsin. Böyle de biliyorlar, Allah'a şükürler olsun. Öğrendiler, biz anlatamadık Kızıl Elma'yı ama bir askerimiz, Allah ondan bin kere razı olsun, tek kelimeyle Kızıl Elma'yı, 50 yılda anlatamadığımız Kızıl Elma'yı bir askerimiz, eyvallah, 80 milyon insana anlattı. Allah razı olsun. Böyle askerlerimizden, böyle polislerimizden, böyle yiğitlerimizden eksik olmayacak. Eksik olmadıkları gibi hep var olacaklar. Onlar var olduğu müddetçe de Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar olacak. Allah razı olsun. Sayın Başkanım, ayağına sağlık. Her şey için. Biz teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Bize bu fırsatı verdiğiniz için. Ülkücülüğü bir parça anlatabildiysek. İnşallah. İki kelam edebildiysek. Eksiğimizde, yediğimizde affola.
Çok çok teşekkür ederim. Şeyimiz bu, kapasitemiz bu. Yani. Allah razı olsun başkanım. Her şeyden önce gönlünüz zengin, gönlünüzün güzelliği. Allah razı olsun. Samimiyetinizden dolayı herkes biliyor zaten. Çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Bengi Türk ailesi olarak. Taş Medresi'nin adına geçirmiş. Biz teşekkür ederiz. Bütün Ülkücü Hareket adına teşekkür Allah ediyoruz. Allah razı olsun. Bizlere ayağınıza bu fırsatı buradan bütün Taş Medreseli Ülkücü kardeşlerimize selam olsun. Aleykümselam. Gönülleri bize açık olsun. Bahtları siz kendilerine açık olsun. Haneniz bereketli olsun. Sevgili dostlar, gönül sohbetimizi şöyle birazcık bir virgülle aralamış olalım. Gelecek günlerde yine devam ettireceğiz. Varlığınız daim olsun. Haneniz bereketli olsun. Hanenizin ateşi hep yansın, hep tütsün. Tanrı misafirlerine açık olsun. Sağ olun, var olun. Kalın sağlıcakla.